ekranlarına yeni nesil yayıncılığa hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip o işi yapmaya çalışıyorum. Yapabiliyor muyum? Sence? Bazen yapıyorsun, bazen yapamıyorsun. Bazen yapıyorum, bazen yapamıyorum ama bunun kararını sen değil, sayın seyircilerimiz verecek. Bu senlik bir şey değil yani, evet. Bana göre böyle. Hayır, bu tamamen benim fikrimdi, senin fikrin değildi. Ya şu anda inanılmaz korkuyorum, neden biliyor musun? Çünkü Kumburgaz'da bir köpek eğitim merkezine geldik. Biraz benim köpek fobim var aslında. Onu da yenmeye geldim, hani biraz üstüne gideyim ki bu korkum azalsın. Ben çok detay vermeyeyim, evet, içeri geçip işime başlayayım. Göl. Kendisi muhteşem bir köpek eğitmeni. Her türlü köpeği dize getiriyor. Merhaba efendim, hoş Merhaba. Geldiniz programımıza. Teşekkürler, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Adım İrfan Bingöl, Erzurum doğumluyum. 1975 Erzurum doğumluyum. Yaklaşık 24 yıldır bu mesleği yapıyorum ailemle beraber. Ben bugün buraya niçin geldim? Çırak olmaya geldim. Tamam. O zaman biz de size... Elinizde bir şey hazırlamışsınız bana. Şimdi bu bir tasma. İşte her zaman yanınızda bulunması gereken bir tasma. Yani neden yanınızdan ayırmayacaksınız? Çünkü her an bir köpek kaçabilir. Bir köpeği Eyvah. Tutmanız gerekebilir. O anda Allah. Boynundan tutmak değil, hemen tasmayı takmanız lazım. O yüzden bunu hemen biz size... Şöyle, bu her zaman burada... tasmanız takılı oluyor. Evet. Yakıştı mı? Şimdi ilk önce köpeklerimizin... Ya köpek eğitmeni olabilmek için önce mutfağa gideceğiz. Yani köpeklerin kaldığı yerden başlayacağız. Ondan sonra eğitime geçeceğiz. Ondan sonrası yok bende şu an. Şu an bu durumu düşünüyorum ben. Ne yapabilirim diye. Bakalım. Bakalım. Başarılı olabilir miyim bilmiyorum. İrfan Bey karar verecek ona. İnşallah artık. Göreceğiz. Buyurun gidelim o zaman. Tarçını şimdi alalım yerinden, boş bir kafese alalım, ondan sonra yerini yıkayalım. Alalım derken? Evet. Ne yapacağım? Tarçın, merhaba. Nasılsın? Eyvah. O da dışarı çıkmak istiyor. Tamam, seni dışarı çıkaracağım ama uslu durursan. Tamam, önce tamam. Kapıyı açıp siz içeri girip kapıyı örtüyorsunuz. Ne? Evet. Çünkü kaçmaması için. Şimdi şöyle yapın, o yokmuş gibi. Siz köpek eğitmeni olmak istemiyor muydunuz? Evet istiyorum tamam, ama böyle değildi benim yani düşündüğüm. Yani siz buraya girmeden nasıl onu alıp çıkaracaksınız? Önce içeri girin. Şimdi kapıyı açtık, direkt içeri girin. Girin içeri, hayır Tarçın. Tarçın. İçeri girin. Hayır. Hayır. Girin içeri, içeri girin. Evet. Tamam Tarçın. İçeridesiniz. Tamam, sakin, sakin. Ona önce otur komutu verin. Otur değil. Otur. Otur, Tarçın. Tasmayı gösterin. Otur. Evet, takın tasmayı. Tamam, tasmayı otur. Takın boynuna. Tamam, Tarçın otur. Ne oldu mu? Otur oldu. Peki. Otur. Şimdi Tarçın bekle. Takamadım. Takın, tasması burada. Takın tasmayı. Takın. Evet. Şimdi kafese götürüyorsun. Biraz hızlı hızlı ama. Hemen kısa tarafa. İçeri girin. Siz de girin içeri. İçeri girin. Kapıyı örttük. Tamam. Sakin. Evet, şimdi dışarı çıkabilirsiniz. Hayır Tarçın. Tuğba'nın rengi soldu. Şimdi köpek eğitmeni olmak istiyorsun, doğru mu? Evet. Ama yani köpeğin için kafesine girdiğiniz andan itibaren köpekle olan iletişiminizde bir sefer çok büyük bir sorun var. Çünkü köpek sizi gördüğünde heyecanlanıp çıkmak istiyor. Ama siz ısrarla onun heyecanını daha çok besleyip oyuna çeviriyor. Yani korkunuz onu aslında lider hale getiriyor. Bu şekilde... Bir yere varamayız. Hayır, bu şekilde olmaz tabii ki. Şimdi onun yemeğini hazırlayalım. Şey, yerini önce yıkayalım, sonra yemeğini hazırlayalım. Şu an çok iyiyim ya. Ben en sevdiğim şeyi yapıyorum şu an, temizlik. Bilmez miyim? Tarçın bugün en şanslı köpeklerden çünkü Tuğba ablacığı onun kafesini temizliyor. Şöyle. Bence yeter ya. Zaten yine batıracak. Yine kirletecek buraları.
Kaytarma Tuğba. Yani biz bir kafeste bu kadar zaman geçirirsek 100 tane kafesi herhalde bir haftada bitiririz. Şimdi size bir şey demek istemiyorum çünkü elim mahkum. Tamam. Arkadaş, ben buraya temizlik yapmaya mı geldim yoksa köpek eğitmeni olmaya mı geldim bilmiyorum ya. Aşçı mutfağa girmeden aşçılığı öğrenebilir mi sizce? Hayır. Demek ki önce mutfağa girmek gerekiyor. Güzel, güzel. Bunu gayet güzel yaptınız. Evet, çünkü benim... Düşüyordum. Uzmanlık alanım temizlik. Şimdi mamasını koyalım yerine. Alalım mamasını. Evet. Teşekkürler. Nereye koyacağım? Mamasını su, bakın su orada. Tamam. Suyu hemen sağ tarafına koyun. Daha sağ, sağ tarafa. Biraz daha sağına. Evet, oraya bırakın. Tamam. Şimdi parçanın yerini alıyoruz. Yeri temizlendi. Alalım, yemeğini yesin. Alalım mı? Evet. Arkadaşlar alırdı onu ya. Birazdan tarçını bana eğitime getireceksin. Eğitim çalışması yapacağız. Yani alışayım diye mi böyle yapıyorsunuz? Yo. Yani kural bu. Merhaba tarçın. Nasılsın? Direkt sakin. İçeri giriyorum. Hayır tarçın. Hayır. Tamam, sakin. İçeri giriyorum. Sakin. Harika, bu kadar işte. Alalım şimdi. Yaptım. Geçelim. Yaptım. İçeri girdiğinizde eğitim almış bir köpeği önce otur komutu vereceğiz. Tasmasını çıkaracağız. Biz yemeğini şimdi yiyebilirsin dediğimizde yemesi lazım. Allah'ım, bir şey oldu. Peki şimdi eğitim alanına geçelim. Sırada... Kane Korsa'mızı alacağız. Ha? Tabii. Bunu eğitim alanına alıp yürüyüş yapacağız. Tarçını alaydım ben. Tamam, onu da önce onu ki o yemeğini yemiş. Şimdi tarçın yemeğini yiyip biraz dinlenecek. Sonra eğitim alanına alacağız yürüyüşe. Her şeyin sırası var. Tuğba'nın tüm planları tarçın içinde. Dalga geçiyorsun değil mi benimle şimdi? Evet, dalga geçiyorsun. Ya çok büyük bir köpek. Kani Korsa Tuğba, dikkatli olmalısın. Yani madem bu işi yapacağız, her zaman Golden Retriever'lerle ilgilenmeyeceğiz. Ama o daha sevimli, sosyal sakindi. Bir köpek. Bu biraz daha sert mizaçlı bir köpek. Dolayısıyla da her köpeğin yanına girebiliyor olman lazım. Çünkü köpek sahipleri bize hep Golden getirmeyecekler. Her türlü cins gelecek buraya. Dolayısıyla bütün bunların hepsinin yanına rahatlıkla giriyor olabilmen lazım. Bunu öğreniyor olabilmen lazım. Bakalım yapabilecek misin, ama ben inanıyorum senin yapabileceğine. Hadi bakalım. Ağlamak istiyorum ya. Hadi bakalım. Yine o tasması. Evet. Yok, yapamayacağım herhalde. Hadi bakalım. Direkt içeri giriyorsun. Aç ve gir içeri. Gir içeri. Gir, 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 gir. Nasılsın? İçeri gir, güçlü. Ben kapıyı örtüyorum. Şimdi Tuğba, çök yere. Yere çökersen o sakin olur. Tasmasını rahat takabilirsin. Gel, 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 gel. Dur oğlum, dur, 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 dur. Dur oğlum. Abi, bu kadar ya. Budur işte. Ay, ben şu an şoklardayım. Ben bu işi nasıl yapıyorum şu an? Geliyorsun. Oğlum, gel, yavaş. Durun. Tut. Gel, sakin. Tuğba, ben de şok oldum. Şimdi eğitime başlayacağız. Biraz önce anlattığımız neydi? Bakın yürüyüş yapıyorlar. Onların yanına yaklaş, yani beraber yürüyeceksin ama köpeğin onlarla temas kurmaması lazım. Bir de. Tabii temas kurarsa bir kavga olabilir. Elim ağrıdı. O yüzden de onlardan mümkün olunca bakın böyle nizami yürüyüş yapacağız. Felix, duydun mu? Bence siz bunu Felix'e anlatın ki o anlasın. Ki bana zorluk çıkarmasın, öyle değil mi? Tuğba, Felix'le mi konuşuyorsun? Evet, delirdim. Evet, köpekle konuşuyorum, delirdim. Tasmayı aldı. Bir de şöyle yapıyorsun. Bak şimdi. Ben bir tane göstereyim, tamam, istersen siz olur mu? Tamam. Evet, başlıyoruz. Hadi buyurun. Hadi. Kollarımız aşağıda. Böyle. Evet, aşağıda rahat ol. Ama çekmesine müsaade etme. Çek. Onu uyar ama. Felix. Şimdi bak,
O seninle sana yakın olmak istiyor. Sen ondan uzak durmaya çalışıyorsun. Nasıl olacak? Ne yapacağım? Çek tasmayı, izin verme. Hayır Filiz. Ya kızarsa? Çök yanına. Çök. Çök 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 çök. Önce ona bir dokun. Bir sev onu. Evet. Sev sev sev. Sev. Yani o temas, iletişim olmadığı zaman yürütemezsin ki onu. Evet. Çok iyi bir iletişim kurman lazım. Bakın bu. Bu. Felix'in sevgiye ihtiyacı var Tuğba. La 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 la. Felix gel oğlum gel. Sokakta sen yürürken Felix'le eğer bir sokak köpeği çıksaydı karşımıza. Yanlıştım. Değil mi? Şimdi dolaşan köpek değil. Yanlış, perişan olmuştum. Evet. Ne kadar da zormuş bu işler. Sen bununla kumanda edemeyeceksin bunu, evet, belli. Evet, bir şeyler oldu tamam. Ya. Alalım onu. Sakin ol. Beni kaybettin. Bak. Beni kaybettin. Buradan Felix. Tutun. Tamam evet. Gel. Aa, gel tatlım gel. Hiç onunla ilgilenme. Gel. Gel hiç ilgilenme. Bak onlarını kaldırma. Evet devam et öyle devam et. Bakma ona. Tamam bak. Bakma. Bakma. Tamam bakmıyorum. Bebek sahilinde yürüyebiliriz artık. Ama sizi dinliyor, beni dinlemiyor ki. Şimdi köpeği kendinden uzaklaştırırsan Carlos'u, dolayısıyla Carlos seni dinlemez. Önce Carlos'la bir iletişimin olması lazım. Biraz onunla yakın ol. Mesela dokun ona, az önce Felix'e dokunduğun gibi. Uzak durma, daha yakın ol. Evet bak, o da seninle tanışmak istiyor. Merhaba. Bak evet, daha teslim oldu, ne yapsın? Gayet iyi Tuğba. Yat. Evet. Korktu benden. Hadi Carlos yat, yat. İşte beni mahcup etmedin kameraman abilerine ya. Onu ödüllendir ama şimdi. Ne vereceğim? Seveceksin. Sevgi vermem gerekiyor, evet. Doğru. Carlos. 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 Kalk. Kalk oğlum, kalk. Hadi, kalk. Carlos. Carlos, kalk oğlum hadi, gel. Carlos'cum çok teşekkür ediyorum. Onun artık yemek yeme zamanı. Katkılardan dolayı ve beni üzmediğin, beni buralarda koşturup rezil etmediğin için. Paşayı çok alalım. Teşekkürler. Hadi bak. Allah'ım bugün çeşit çeşit köpeklerim oldu. Paşa, hoş geldin programımıza. Değil mi? Ne yapıyorduk? Elimizi çekmiyoruz. Ama böyle zarar vereceğim diye korkuyorum. Hayır ama onu uyarıyorsun çünkü sen. Çok gel bakayım. Bak bu. Heh, daha tamam. kararlı davran. Tamam. Kendinden paşa. Emin ol. Otur paşa, otur. Hadi yat komutu ver. Yat. Yeri göster. Yat paşa. Yat. Allah'ım inanamıyorum ya. Çok çok tatlısın. Çok zevkli ya. Ben bu işi çözüme inanıyorum. Peki sizinle çalışabilir sevdiğin miyim? Sevdiğin köpeğin aslında 3 kişi ısırdı. Ne? Evet. Gör, işin sonunda söylüyorum. Neden? Çünkü başta söylemiş olsaydık sen bu kadar rahat dokunamayacaktın değil mi? Evet. Üç kişi ısırmış. Şey, şunu bir iki dakika tutalım. Ama artık bunları şu an bitti. Onlar geçmişte kaldı. Hadi şu kameraman abilerine bir atla bakayım üstüne. Demek sen 3 kişiyi ısırdın ha? Neden böyle bir şey yaptın? Paşa. Neden böyle bir şey yaptın? Söylemek ister misin? İrfan Bey, gerçekten kendilerine çok teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizlere kapılarını açtılar. Benim köpek fobimi biraz da olsa yenmemi sağladılar. Ben normalde bu kadar haşır neşir asla olamazdım. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sizlere. Sağ olun. Sizlere bu anlamda olumlu bir katkımız olmuşsa eğer ne mutlu bize. Gelecek programda yeni görevlerle tekrar karşınızda olacağım. Hoşça kalın.